أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا، وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أربع حق على الله عونهم: الغازي والمتزوج والمكاتب والحاج. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, el-Asab, etbaları Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavenlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Arba'un, dört kişi vardır. Hakkun alallahi avnuhum. Allah-u Teala Hazretlerinin onlara yardım etmesi haktır. Arapça ifade, Allah'ın onlara yardım etmesi mecburidir şeklinde tercüme edilmek gerekir aslında. İbare öyle. Ama vücub alallah, yani Allah'ın bir şeye mecbur olması kesinlikle yasaktır, olmaz. Neden? Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal Hazretleri için faalun lima yurid. Allah dilediğini dilediği şekilde yapar. Hiç kimse Allah hesap soramaz. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği hükümleri kimse yargılayamaz. La muakkibel hukmi. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlere binaen Allah onlara yardım etmeye mecburdur diyemiyoruz. Peygamber niye böyle ifade kullanmış? Yani şu dört kişiden biri olursa müminler, yani mutlaka Allah ona yardım edecek anlamında öyle ifade kullanmış. Bu dört kişiye Allah'ın yardım etmesi haktır. Bunlar yardımı hak ederler. Kimdir onlar? El Gazi. Allah kelimesinin, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesinin yücelmesi, yeryüzünde yayılması için kafirlerle savaş için yola çıkmış olan, fakat şehit düşmemiş, çarpışmış, şehit düşmemiş, bu gaza görevini yapmış olan kimse, gaza ettiği anda Allah'ın bu kimseye yardım etmesi haktır, haktır. İkincisi vel mütezevviç, iffetini korumak için, zinaya düşmemek için ve teksir-i nesl, insan neslinin çoğalması, Müslüman zürriyetinin artması için ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mahşerde diğer peygamberlere, diğer ümmetlere övünmesi için, öyle diyor, çoğalınız çünkü ben sizin çokluğunuzla mahşerde diğer peygamberlere ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim diyor. İşte bir Müslüman haramdan kurtulmak, zinadan korunmak için insan neslinin devamı. Bu da Allah'ın iradesidir, Allah'ın isteğidir.
Çünkü kıyametin kopmasına kadar dünya nizamının devamını Allah irade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayetler böyle. Dünya nizamının devamı da insan neslinin devamına bağlıdır. Allah insan neslinin devamını da sadece nikah akdiyle evlenmeye bağlamıştır. Bunun dışındaki yollarla çoğalmak haramdır, fuhuştur, zinadır. O nedenle bir insan işte Allah'ın bu iradesini gerçekleştirmek maksadıyla evlenirse yardımı ona haktır. Evlenen insan Allah'ın rızasına uygun, onun sevgisini kazanacak bir iş yapmış olur. Bu iradesini gerçekleştirme niyetiyle. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celle vardır. Fenkihu ma taba lekum minen nisa. Kadınlardan size helal olanlardan, beğendiklerinizden evlenin diye Allah bekarlara emretmiştir. Ve enkihul eyama minkum. Ey analar, babalar, veliler, amcalar, dayılar, siz de bekar olanları evlenmeye salih, uygun çağa gelmişlerse evlendirin diye velilere emretmiştir. Evlenmek çok önemlidir. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir evlenmek. Peygamberimiz Allah'ın verdiği tüm hakları kullanmış, evlenmiştir. İşte evlenen adam iffetini korumak için, insan neslinin devamı için ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde diğer peygamberlere iftihar etsin diye bu maksatlarla evlenirse bu evlenen adama Allah'ın yardımı haktır. Haktır. Biliyorsunuz bizim Anadolu insanı gerçekten çok güzel insandır. Atasözlerimiz, deyimlerimiz, örflerimiz hep ayet hadise dayanır. Öyle bir milletiz biz. Kendimiz İslam'ı benimsedikten sonra dinimizi etimize kemiğimize siniştirmişiz ve çok benimsemişiz. Birçok deyimlerimiz, örflerimiz hep bir ayet hadistir. Şimdi bak, ayet okudum, hadis okudum. Siz ne diyorsunuz? Evlenene, ev yapana Allah yardım eder. İşte bakın, hadis burada. Bu maksatlarla evlenen kimseye Allah'ın yardım etmesi haktır diyor. Mecburidir diyemiyoruz, edepsizlik olur diye. O derece garanti. Bu maksatlarla evlenecek ama. Bu maksatlarla evlenecek. Gazi, bu maksatlarla evlenen 3 vel mükâteb. Mükâteb demek, şimdi İslam'da kölelik var. Yani köleliği İslam icat etmedi. İslam'dan önce de kölelik vardı. İnsan olan yerde kölelik var. Allah insanların birisini kuvvetli yaratıyor, birisini zayıf. Birisini çok zeki, birisini az akıllı yaratıyor. Birisini çok zengin, birisini fakir. Dengeyi sağlıyor, düzeni sağlıyor. Tabii akıllı olan, az akıllı olanı idaresini altına alıyor. Kölelik de buradan çıkıyor. Köleliği İslam icat etmedi. Evvelce, İslam'dan evvel kölelik çok insafsız ve zalimane idi. Bir insan kölesini öldürebilirdi. İstediğini ona uygulayabilirdi. İslam köleliği kaldırmadı. Cihat eden bir kimse şehit düşmez de düşmanı yenerse düşmandan alınan esir erkekler köle olur, mücahitlere dağıtılır. Esir kadınlar da cariye olur. Allah yoluna canını koyacak, yenecek, sağ kalacak. Ülül emir de, kumandan da o esirleri, cariyeleri mücahitlere dağıtacak. Var bu. Kaynağı cihattır. Kaynağı cihattır. Ve böyle köle efendisinin hizmetindedir. O ne derse onu yapar. Ancak gücünün dışında iş yüklenemez. Yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir. İnsanileştirmiştir İslam. Kaynağı cihat. Şimdi cihat yok, kölelikte yok. Evet. Şimdi köleyi böyle insanileştirdiği gibi köle azat etmeyi İslam teşvik etmiştir. Bir köle azat eden cehennemden azat olur buyuruyor Peygamberimiz. İnsanı
özgürlüğüne kavuşturmak, bir kolunu azat etse o kolu cehennemde yanmaz diyor. Kölenin tüm vücudunu azat etse tüm vücudu azat edenin, özgür kılanın cehennemde yanmaz diyor, teşvik ediyor. Teşviklerden birisi de budur. Mesela kölenin efendisi şu kadar parayı git çalış gel getir bana özgürsün dese, buna mükatep derler. Mükatebe anlaşması. Şu kadar parayı git çalış gel bana teslim et özgürsün. Buna mükatep derler. İşte böyle özgürlüğüne kavuşmak için çalışmakta olan bir kimseye Allah yardım eder. İşini rast getirir, kazanı kazanını verir, kapılar açılı açılı verir. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü vel haccu. Evet. Helal parayla sırf Allah rızası için evinden çıkmış, zahmetlere katlanmış, hacca gidiyor. Kabe-i Muazzama'yı ziyaret edecek, Arafat'ta dua edecek. Allah'ın emirlerinden olan hac farizasını yerine getirecek. Allah bu hacıya yardım eder. Evet. Şimdi bir hatıramı size anlatmak istiyorum. Türkiye'den ikinci defa hacca gitmek imkansız gibiydi bir zamanlar. Biz de her sene gitmeye azimliyiz. Fransa'dayız. Fransa'da bir arkadaşın evindeyiz. Arkadaş ailecek, bizi sever, yemek yedirir. Evinde misafir eder. Terzilik yapar. Şimdi bana iyilik ediyor. Ben ona nasıl iyilik edeyim? Patron zengin değilim ki ona bir daire hediye ettim sana desem. En güzeli bu ama yok. Dedim ki hazırlanacaksınız. Karı koca sizi hacca götüreceğim dedim. Adamlar peki dediler ama zayıf çıktı ses. Şimdi bana anlattığını size arz edeceğim. Allah hacıya yardım ederi fiilen size söylüyorum. O sırada 6 aydır iş gelmemiş. Borçlanmışlar. Hiç kuruşları yok. Peki dediler bana ama zayıf çıktı ses. Ben bilmiyorum bu borçlu olduklarını. Size dedim hacca götüreceğim. Kendi elimle güzel bir hac yaptıracağım. Peki dediler. Şimdi ya hocaya söz verdik ama borçluyuz da paramız da yok. Gece sabah namazına kalktık diyor. Telefon erkenden çaldı. Eskiden iş veren patron. Neredesiniz? İşler yığıldı. Sizden haber alamadım. Çabuk gelin. Hocam diyor. Hacca gidince kadar diyor. Hem hac parası biriktirdik hem de 2 senelik gelecekte para birikti. Öyle çok iş geldi ki diyor. Hacıya Allah yardım eder. Bir başka arkadaşımız aynı şekilde o Türkiye'den. Hadi dedim hacca gidelim. Peki dedi ama hazırlığı yok, parası yok. Öyle işler açıldı ki diyor. Uzandım yerden diyor fazla fazla kazandım. Evet Efendimiz öyle buyuruyor. 4 kişiye Allah'ın yardımı haktır. Bunlar yardıma müstahaktır. Hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel Ebu Hureyre Hazretlerinden sahih hadis olarak nakletmiştir. Evet. Hacıya giden adamın rızkı bollaşır. Evet. Ömre ve hac rızkı bollaştırır. Öyle hadis var. Burada da Allah ona yardım eder var.